Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aleykümselam. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun, teşrif ettiniz. Teşekkür ediyorum. İnsanı bir cümleyle bir tarif ettikten sonra mevzumuz akşamki, bu akşamki mevzumuz her şeyimiz olduğu halde her şeyimiz var ama insan niye mutlu değil? Her şeyimiz var ama insan niye huzurlu değil? İnsan olmakta olandır, yani değişimi değişmeyendir. Hayvanlar değişimi sabittir. Mesela tavuk dünyaya geldi, öldü. Kedi doğdu, öldü. Mısır dikildi, öldü. Aynıdır. Geldiği gibidir. Değişimleri durur. İnsanın ise değişimi değişendir. Değişimi hep değişiyor. Ötekisi değişmiyor. İnsan. Yani felsefe tabiriyle olmakta olandır. Yani her şey olabilirken şu anda olan. Şimdi insan niye mutlu değil? Mutluluğun sebeplerinden biri de minnettar olmak. Minnettarlık duygumuz yok. Minnettar değiliz. Minnettar olabilmek için farkındalık olması lazım. Nimeti fark etmek lazım. Nimeti fark etmek lazım. Bir nefes almanın ne olduğunu astım hastalarına sormak lazım. Bir nefes almak nedir? Astım hastalarına sorun. Rahatça tuvalete gidebilmenin, hiç doktordan izin almadan şehri terk etmenin diyaliz hastalarına sormak lazım. 3-4 defa haftada diyalize girenler var. Doktordan onay almadıkça şehri terk edemiyor. Yani. Sihatı ne olduğunu kanserlere sormak lazım. Merve'ye sormak lazım. Merve'ye sormak lazım. Merve'ye sormak lazım. Allah Allah. Başımdan geçen küçük bir şey anlatacağım. Nasıl burada değil, burası başka bir şehir. Duyacağı da meçhul, zaten ismini de şehrini de kullanmayacağım. Adam bir tanesi geldi bana, şu kameranda, kameran Abdullah kardeş şahit. O da oradaydı. Silahı ağzına vermiş, dayamış kafasına. Dayamış. Ben 10 dakika mübalağa yapıyorum, mübalağa olmasın diye inanmanız da zor olacak. 15-20 dakika beklemiş. Tetiği çat çekti ya çekecek kafasına. Ondan sonra kafir olacağım, sonsuz cehenneme gideceğim. İmanı yardım etti hemen. Hemen imanı, Hütbe-i Şamiye'de hemen diyor, semavi bir sada bloke etti. Onu yere atıyor. Secdeye kapanıyor, yarım saat ağlıyor. Bak ne anlatacağım. Kutu kutu yapma yavrum. Sonra bu adamı kapısına buluyorlar, giriyorlar. Secdede getiriyorlar bana. Bak. Oturuyor. Kıpırdamıyor ha böyle. Hocam. Böyle teşeğütte oturur. Ne teşeğütü? Teşeğütte oturur ama eğilmiş. 80 derece. Hocam. Buyur kardeşim. Hocam ben çok kötüyüm. Zaten gözüküyor da
Nereye? Hayırdır dedim. Ben de gayet sakin ve sade olarak. Neyin var dedim. Bu olayı anlattı. Bu mu zannettin? Bu mu dedim Allah hayrını versin. Kötülük sebebi. Adam dikkat ediyor musun? Tavuk ediyormuş. Ben ne diyorum? Bu mu yani kötü olmanın sebebi? Evet hocam dedi. Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdı. Dayandı. Hocam. Allah Resulü devam ettim. Allah Resulü şaka der mi? Haşa. Haşa. Mübalağa yapar mı? Yapmaz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Güneş nereye vuruyor? Dünyaya vurmuyor. Diğer yerlere de vuruyor. Değil mi? Güneş vurduğu her yer, güneşin vurduğu, hayırdır, ha telefon, güneşin vurduğu her yeri sizin olsa, onu kefeye koyun diyor. Terazını kefesine koyun. Sabah namazının farzı değil, sünnetini bir kefeye koyun, sizin için daha hayırlıdır diyor. Resulullah diyor. Şimdi bu şekilde tabancayı dayamış adamın ne anlatacaksın? Zaten bir lok olmuş. Peki mübalağa mı yaptım? Hayır. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırmışsın. Arkadaşlar, varlığımızın farkında değiliz. İnsanın her şeyi var ama mutlu olmamasının en büyük sebebi, nedeni minnettarlık olmayışındandır. Minnettar değiliz. Şükretmiyoruz. Fark etmiyoruz. Yani varlığı anlamıyoruz. Yani şu göz kapaklarının inip çıkmasının ne demek olduğunu bilmiyoruz. Nefes almanın ne demek olduğunu fark etmiyoruz. Adım atabilmenin ne demek olduğunu, Allah lazım olduğunu bilmiyoruz. Hep böyle gözümüz hariç. Zannediyoruz ki onlarla mutlu olacağız. Diyor ki bak, mutluluğun sebeplerinden biri de minnettar olmak. Dikkat edersen görürsün ki her şeyleri var ama mutlu değil insan. Arkadaşlar ben sırf bu kürsülerde hitap etmiyorum. Cami şeylerde, cenazelerde, düğünlerde, konsolosluklarda vesaire. Sırf bu cami gibi yerde değil. Türkiye'de de değil. Dünyaya dolaşıyorum. Her şeyleri var, çoğu ise mutlu değil. Minnettar değildi ondan. Nimeti vereni bulmamış. Nimeti şey zannetmiş, sıradan bir şey zannetmiş. Bir tek yağmurun inmesi için Allah lazım olduğunu bilmiyoruz. Veya biliyoruz ama idrak etmiyoruz. Çünkü minnettarlıkları olgunlaşmamış. Çocuk gibi verilen oyuncakları ganimet kabul edip kırıp döküyoruz. Mutsuz insanların elindekiler mutlu olabilenlerinkinden çok daha fazlayken mutlu değil insanlar. Gönülleri dar. Kafalar sıkışmış. Kendi dünyasına bakıyor. Adeta ayna gibi. Aynaya bakarsın da saçını tararsın ya. Oysa buraya bakmıyorsun, buraya bakıyorsun. Gözüken bu. Bunun saçını niye tarıyorsun? Aslında bunun saçını tarayacaktın. Aynaya baktığın zaman gözüken bu değil ki. Aynada başka. Ben buyum, bu da başka yani. Benim temessülüm. Ama bunun saçını taraman gerekirken bunu tarıyoruz. Yani adeta hadiseler, olaylara böyle bakıyoruz. Kendimiz için bakıyoruz. Unutuyoruz. Tek başına mutlu olamazsın. Niçin? Başkaları mutsuz iken sen bu içtimai hayatta, cemiyet hayatında sosyal bir varlıksın, sen mutlu olamazsın. Yani evindeki çocuğun, hanımın, kardeşin vesaire dişi ağrısa sen o akşam rahat yatabilir misin? Evindeki bir tanesinin dişi ağrıyor. Böbreği ağrıyor. Rahatsız. Sen rahat yatabilir misin? Yatamazsın. Çünkü İnsan sosyal bir varlık olduğu için sığır öyle değil. Ahırda bir tanesini kesip ötekisi yanında otlar. Onun için mutlu olabilmek için insanların da mutluluğuna çalışmak lazım.
Vermek almanın adı olduğunu bilmiyoruz. Vermeden niyet ettiysen alıyorsun. Hemen ruhsal bir tedavidir. Allah Resulü diyor ki, hastalıklarınızı diyor aleyhissalatü vesselam, sadaka ile tedavi ediniz. Yani o verebilmek, o bu fiili vermek değil ha bu. Bu bir şey değil. Bunu vermeyi isteyen ruhta bulunan olumsuz enerjiyle beraber veriyor. Yani vücuttan çıkmasına yol açıyor bu eşya. Vermek almak oluyor o zaman. Yani sıkıntının bir sebebi vücutta birikmiş olan enerjidir. Stres, buhran, bunalım, panik, olumsuzluklar yani. Bu bir enerjidir. Enerji. Bunu böyle, ben bunu vereceğim bak, karşıya vereceğim. Daha vermedim. Niyet ediyorum. Kanal açıyorum. Verirken Allah bendeki olumsuzlukları da alıp çıkartıyor. İçi, hastalıklarınızı diyor, sadakayla tedavi ediniz. Sadakanın kendisi değil, veren kişinin halet rühyesidir. Ruhsal yapısıdır. Ruh. Verme anlayışıdır. Veriyorum. Peki Allah ne yapıyor? Ben yaptığımı söyleyeyim. Ya Rabbi dedim. Benim en kıymetli varlığım, gene sen vermiştin, hayatımdır. Ben bundan daha kıymetli bir şeyim yok. Hayatınızın hayatı imandır. Hayatın hayatı imandır. Yani hayatınızda daha değerli bir şey olmadığına göre hayatınıza daha ulvi bir gaye ve hedef gösterirseniz hayat yaşamaya değer ve zevk verir. Hayat zevk verir. Sıkıntılar eğlenceye döner. Bir daha söylüyorum. Hayatınızdan daha değerli bir şey yoktur. Hayatınızdan daha değerli bir gaye ve hedef olursa hayat onun adına, onun hesabına çalışmaya değer. Onun hedefi, onu hedeflediğin zaman ona varırken ortaya çıkacak hadiseler basamak gibi olur. Hocam her şey üstü üstüne geliyor. Her şey üstü üstüne geliyor. Ne demektir o zaman? Her şey üstü üstüne geliyor. Yani basamaktır diyor. Basamak. Ses geliyor mu? Geliyor. Kesildi galiba. Kesildi. Öyle mi? Bakarsınız böyle. Şimdi öteki seste devam edeyim. Orijinal seste devam edeyim. Şimdi her şey oldu herhalde. Oldu. Tamam, fazla harcamamış oluruz sesi. Yedek istepte kullanın. Her şey üstü üstüne geliyor. İyi dikkat edin. Hocam her şey üstü üstüne geldi. Her şey üstü üstüne geldi. Alt alta gelmedi. Eğer üst üste gelmişse bu yukarıya doğru çıkan bir merdivendir. Bas çık. Çıkman gerekiyor. Her şey alt alta gelseydi aşağı inecektin demektir. Aşağıya. Arkadaşlar o bela ve musibet dediğim şeyler var ya sıkıntıya. Allah iltifat ilahi diyor buna. Bela demiyor. Yani olayları farklı yorumlama gözlüğüdür. Biz değerlendirmede bir sorun yaşıyoruz. Şimdi hayatımızdan daha değerli hiçbir şey yok ya. Ben de dedim ki Rabbime, ya Rabbi, benim en değerli seni bana vermiş olduğun sermaye hayatımdır. Ben ona dedim ki hayatı sana veriyorum. Hayatı ona vermek demek, onun yoluna sarf etmek demektir. Meğer Allah'ın böyle bir adeti varmış, karşılıksız bir şey almıyormuş. Allah'ın böyle bir adeti var. İlle veriyormuş. Allah'ın hatırı böyle. Ben verdim hayatı. Allah da dedi ki aldım, kabul ettim. İçerisine kendisini koyarak verdi bana. Size de böyle. Bunun adı iman.
hayatınızın içerisine konulan şey iman, Allah kendi nurudur. İman ne kadar artarsa hayat o kadar lezzetli olur. İnsanlığımızın kalitesini yükseltirsek, yüksek zannettiğimiz dert, keder dediğimiz şeylerin aşağıya edini göreceksiniz. Dertlerin yukarıda olmasının sebebi insanlığımızın kalitesinin aşağıda oluşundandır. Ne zaman biz hayatiyetimizin yani yaratılış gerçeğini anlar, yani şu dört tane soru sorarsak, nereden geldim, nereye gidiyorum, burası neresi, ben neciyim? Bu soruları sorar, cevap ararsak hayatımızın kalitesi yükselir. Hayatımızın kalitesi yükselince dert dediğim şeylerin dibe indiğini göreceksin. Dertlerinin yüksekte oluşu kalitemizin düşük oluşundan kaynaklanıyor. Fark etmek. Bir nefes almanın ne demek olduğunu fark etmek. Göz kapağının inip çıktığını fark etmek. Elinin çalıştığını felçliğe bakarak fark etmek. Gözün ne demek olduğunu amalara bakarak fark etmek. Nimeti fark et. Ha, minnettarlığın artar, minnettarlığı olmayanın hayatta mutlu olamaz. Minnettar değiliz. Oysa mutlu olmak için her sebep hazır. Hepsi var. Değil mi arkadaşlar? Yani benden yaşlı insanlar da var. Eski hayatımıza bakın. 100 metrekare bile değildi değil mi? Kerpiçli evler, çamurlu evler. Ama kaç tane aile kalıyordu? 4 tane, 5 tane kardeş çoluk çocuğuyla kalıyordu. Kaynana, babaanne, dedeler de duruyordu. 4 tane kardeş hanımıyla, çocuklarıyla herkesin bir oda düşüyordu. Babaanne, dede de sağdı. Kavga olmuyordu. Çünkü gönüller geniş, yer dardı. Şimdi 100 metrekare, 140 metrekare karı koca kavga ediyor. Sebebi yer geniş, gönüller dar. Kardeş ne derdin var ya? Kanser misin? İmansız mısın? Hayır haşa. Allah biliyorsun, namaz kılıyorsun. Kardeş kanaat et. Allah'ın verdiği nimetleri sorgulama, yargılama. Nerede bundan başıma geldi diye deme. Şükret. Şükretmen için 15 günde bir hastaneye gidin. Muayene için değil, bir yatalak hastalara bir ziyaret edin. Sünnettir. Hastaları bir ziyaret edin. Sıhhatin ne olduğunu anlayın. Nefes almanın ne demek olduğunu bir anlayın. Anlamak lazım. Mutluluk bizi minnettarlık etmiyor. Minnettarlık mutluluğa bizi taşıyor. Mutluluk minnettarlık ettirmiyor. Minnettarlık insanı mutlu yapıyor. Sır orada. Bütün her ihtiyaçların karşılanması insanı mutlu etmiyor. Ortada. Realite ben. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Toplumdaki her şey var ama bir şey yok. Ha bak hocamız. Aşağıda Allah razı olsun. Dedi, bununla alakalı bir şey konuşurken dedi ki, burada birisi var dedi. Ya diyor, ben bilirim cebine 5 kuruş yok diyor. Ama mutluluk maketi sanki, motoru diyor. Mutluluk imal ediyor. Eline 5 lira versen diyor, Allah razı olsun diye mutlu olacak diyor. Hiçbir şey yok. Ama sanki bir motor, yani enerji üretir gibi, tamam bir dinamo gibi, elektrik üretir gibi, adam mutlu diyor, gülüyor diyor. Mutlu huzurlu. Ben öyle insan biliyorum ki fabrikasına pamuk giriyor, elbise çıkıyor öteki taraftan ama gülmeyi bilmiyor. Arabam yok diye üzülüyorsun. Ayağının farkında değilsin. Değil mi? Ayağının farkında değilsin. Ne nimet ya. Traktörüm yok diye üzülüyorsun. Ellerinin farkında mısın? Allah Allah. Sübhanallah. Kuru ekmek ye, içinde mi yorum? Suya batır ye ama
mutlu ol. Mutluluğun sebebi minnettarlıktır. Bütün ihtiyaçların karşılanması insanı mutlu etmiyor. Minnettarlık insanı mutluluğa taşıyor. Şükretmek. Sana öyle bir şey verilmiş ki onunla her şeyi alabiliyorsun. O da andır, zamandır. Sana Allah öyle bir nakit vermiş ki onunla her şeyi alıyorsun. Başına belayı da alıyorsun, mutluluğu da alıyorsun. O sermaye nedir? Andır, zaman. An. Bunu fark et ve minnettar ol. Fark etmeyle başlar minnettarlık. Fark etmeyle başlar minnettarlık. Ev halkıyla, arabayla kaza geçiren ilk önce kimsede bir şey var mı diye bakar. Bak bir tanesini söyleyeyim. Allah göstermesin. Ama bazılarınız vardır belki yapmıştır. Ben böyle bir hal oldum. Şoför değildim, yandaydım. Trafik kazası geçiren bir aile düşünün. Arabayla gidiyorlar minibüste veya taksi. Kaza geçirdikten sonra yuvarlanıyorlar, kalkıyorlar. İlk önce şöyle yapıyor. Bak, insan ne yapıyordur? اِنَّهُ كَانَ زَلُمَنْ جَهُولًا İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahildir. Kazayı geçiriyor, kalkıyor. Hanım bir şey var mı? Yok. Elhamdülillah. Ha çocuklar, baktı hiç kimse yok. Elhamdülillah diye şükrediyor. Çok güzel işte. Sonra işte zaten iş değişiyor. Tamam, hiç kimse yok. Allah'ın bu tekrar hayatiyeti ikram ettiğini unutuyor, dönüyor. Ya arabaya bak ya. Arabaya bak. Bu nimeti unuttu. Moralını bak başım. Şuraya bak ya, bu ne olacak diyor ya. Şu ne olacak diyor, şuna bak diyor, arabaya bak diyor. Ya eyvah diyor, mahvoldum diyor, ben bittim artık diyor. Olmuş da acizliğe kapılma. Cezaya kapılıyorsun yani? Niye ceza veriyorsun kendine? Olmuş. Bak, kendisinin sağ kaldığını unuttu. Öyle mi? Hanımının sağ kaldığını unuttu, çocukların sağ kaldığını unuttu. Acayip bir şey değil mi? Unutuyoruz. İnsan çok tuhaf. Elhamdülillah der ve araba hatırına bile gelmez. Bakar ki kimsede bir şey yok, hemen arabaya takılır. Sağlıklı evladı yalini unutur ve arabaya bağlanır ve mutluluğunu kaybeder. Ayakta olanları unutur. Verilen her şey fırsat olduğunu unuttu. Unutuyor insan. İnsan isyandan alındığı için unutandır. Yani unutmak suç değil ama unutacağını unutmamak lazım. Unutacağını unutmamak lazım. Peki nasıl olacak? İmam Rabbani Hazretleri'ne sormuşlar. Çok ilginçtir. Efendim demişler, iyi olmak istiyorum. İyi olmak istiyorum diye soru sormuşlar. Ben bir insanın iyi olması adına belki de 5-6 saat konuşurum. Ama İmam Rabbani Hazretleri şöyle demiş, rahmetullahi aleyh, radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, şefaatine nazar eylesin bizi. Demiş ki, iyi olmak istiyorsan, iyilerle beraber ol. Cümleyi gördün. Onu açayım, iyilerle beraber olmak, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Kötü arkadaşlarla mutlu olamazsın. Çünkü Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, söyle arkadaşını, söyleyin kim olduğunu. Başka bir hadiste, kişi arkadaşın dini üzerinedir. Çünkü mutlaka sirayet eder. Yani şöyle düşünün, değil arkadaş, burada pek rastlamazsınız bu bol vadinde ama yurt dışında veya başka şehirde bulunanlar bilir. Köpek taşıyan, köpek bakanlara dikkat edin, sahibi köpeğe, köpek sahibine benziyor. Aynen benziyor. Ben yurt dışında çok bulunuyorum. Aynen. Sebebi, insan köpeği değiştiremez. Çünkü köpek değişken değildir. Doğdu öldü aynı. İnsan devamlı değişmesi değişmeyendir. Yani devamlı
Değişken olduğu değişendir. Böyle bir şey. Olmakta olandır. Değişimi devam ediyor. O zaman köpek, köpeğe insan benziyor. Değişken insandır. Değişmeyen köpektir. Yani köpeği insana benzemiyor, insan köpeğe benziyor. Yani böyle bir yapı var insanda. Sıkıntının en büyük sebeplerinden bir tanesi de meşguliyetsiz olmaktır. Arkadaşlar, bazı sıkıntılı arkadaşlarınız varsa karını hesaplamasın. İş bulun ama tedavi niyetiyledir bu. Para kazanmak için değil. Yeter ki kendini meşgul et. 5 lira ver masraf et, 5 lira al maaş. Çalışmak insanı kendisini unutturur. Tedavinin en büyük sebeplerinden bir tanesi meşguliyettir. Ben size iki doktor önermiştim. İki doktor, bazıları da içinden geçiyorlar mı, hangi doktorla ortak çalışıyor diye. İki doktor şu, doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Yani teslim olabilmen için fark edeceksin. Fark eden minnettar olur. Minnettar olan Allah'a teslim olur. Teslim olan Allah'ın yaptığı icraatı, ona yaptığı, nasip ettiği şeyleri sorgulamaz. Niye bunlar bana nasip etti? Çünkü Allah kainatta Allah'lık yapıyor. Bize düşen kulluktur. Doktor, meşguliyet lazım. Şimdi tedavi diye düşüneceksin, tarlaya gitme. Ne olur bak, tarlaya ben ekmeğe gidiyorum demem. Tedaviye gidiyorum. İş tedavidir, tedavi. İşsizlik cehenneme dönüştürür hayatını. Bakın işsizlik arttı. Yani arttı. Çalışmıyor adam. İşsizlik olduğundan değil. Çalışmıyor. Sıkıntı arttı. Çünkü silahı kendisine döndü. Ne düşünecek? İşi düşünmüyor. Kendisini düşünecek. Feyimlenecek, duracak. Efendim? Feyimlenecek, duracak. Evet. Demek ki sıkıntının en büyük sebebi meşguliyetsiz olmak, akla hedef göstermemek, gaye hayali olmamak. Gaye hayali olmamak. Başka? Dostluklarını şarta bağlayanlardan uzak durun. Yani şu, burada da olur herhalde, herhalde yoktur ama ben gene söyleyeyim. Şimdi, seninle dost olacağım. Şöyle diyorum sana, seninle dost olacağım ama onunla kötü ol. Onunla alakanı kes. Sen onunla ne işin var? Sen onunla abi iyiysen ben senin dostluğunu keserim. Böyle yapıyoruz, yanlış bu. Dostluklarını şarta bağlama. Başka bir şart. Arabam olursa, şu tarlam olursa, şu kadar para alırsam mutlu olacağım. Sakın bunu da şarta bağlama. Yani mutluluğunu geleceğe atma. Mevcudu fark et. Onun sana verilebilmesi için Allah lazım olduğunu unutma. Şarta bağlama mutluluğunu. Şu işim olursa. Allah Allah. Nefes aldığını yetmiyor mu sana? Tevazu göstermeye çalışmak, olmayanı göstermek isteyenlerin işidir. Olsa tevazu kendi kendini gösterir, senin göstermene, yapmana ihtiyacı yoktur. Olmayanı göstermeye çalışmak riyakarlıktır. Tevazu olan bir insanda bunu değiştirdi. Tevazu olan da zaten göstermeye yapmaz, ihtiyaç yok, zaten yapısı gösteriyor. Tevazu olmayan da tevazu göstermek, tevazu olmadığını gösteriyor. Başka yer okuyorum. Hayatın serüveni tek yönlü çalışmıyor. Verilen an geri gelmediği gibi ahirete giden de buraya tekrar geri gelemez. Arkadaşlar, anne karnındaki organlar çocuğun dünyaya geleceğini gösteriyor. Çünkü orada işe yaramıyor. Göz, kulak yaramıyor. Anne karnındaki çocuğun organları dünyayı gösteriyor. Tek yöndür. Yani çocuk tekrar anne karnına dönemez. İnsanın ruhsal yapısı da ahireti gösteriyor. Kainattaki sistem tek yönlü çalışıyor. Giden gelmiyor. Anne karnındaki çocuk geri gidemediği gibi
yanan odunu tekrar odun yapamazsınız. Ahirete giden de geri gelmiyor. Bazılar söylüyor, gidip de gelen mi var? Yanan odunu, tekrar odunu yapan mı var? Ya, yani gidip de gelen mi var? Sanki peki sen buraya daha önce gelmiş miydin? Buraya ilk gelişini hatırla bakalım, nerelerden geldin? Yani birisi gidecek, ondan sonra gelecek, vallahi orada öyle biriler var, mükemmel hesap soruyor, ona göre inanacağım diye böyle mantıksız bir mantığı var. Oysa kainattaki sistem tek yönlü çalışıyor. Giden gelmiyor. Yanan geri gelmiyor. Ağızdan çıktı kelime, özür dilesen bile karşıya geçti, bitti. Öyle değil mi? Odunu yaktınız. Borbadenin neresinde artık? Odun buradaydı. Bak bu burada. Yakın bunu. Borbadenin neresindedir? Tekrar geri gelip yapabilir misin masayı? O zaman inanmıyorum ben artık o enerjiye. Denilir mi? Gidip de gelen mi var? Mantıksız soru aynı bunun gibidir. Yanan odunun tekrar odun yapılmıyorsa odun daha olmaz. Tutarsız böyle bir mantık. Çünkü hayat tek yönlü, herkese rağmen çalışıyor kainat. Peygamber'e bile yukarıdan aşağı atlasa o da yere çakılır. Suyu dökse üzerine ıslanır. Hayat tek yönlü çalışıyor, herkese özel çalışmıyor. Hayatın içeriğindeki hisler ve latifelerin tek yönlüdür çalışıyor. Yaşanan bir an bir daha yaşanmayacak. Şu anda geldik, 5-10 dakika oldu belki, 20 dakika. Bu dakika gitti. Eğer burada harcamasaydık başka bir yerde harcayacak. Bir daha kullanılanı geri kullanamıyorsun. Bitti. Son kullanma tarihi her andadır. Onun için bu hayatımızın kıymetini bilmek lazım. Ya, ne kadar büyük nimet. Bir gün olsa da bana böyle acımasız bir hasta veya ölüm hadisesi, bak hocamız dedi, namaz kıldıktan sonra, hocam dedi o, her gün diyor şu küçük bir elde de bile iki tane cenaze oluyor en az diyor. Gidiyor yani. Son kullanma tarihi alanlar gidiyor. Kullanma tarihi geçti artık. Bitti. Daha geri gelmiyor. Ömür de öyle. Gelmiyor. Çünkü var olan tevazu güneş gibidir. Kendini kendisini gösterir. Başka bir okuyayım. İnsanlar inandıklarını yaşıyorlar. Söyledikleri ise iddia ettikleri. İnsanlar, hocamla da onu konuşuyorduk. Bilgi sorunu yok dedi. Sıkıntılı insanlar. Sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarda bilgi sorunu yok. Parmağıyla bilgisayara girersin, kitabı açarsın, bilgiye ulaşırsın. Sorun şurada. Elde edilen bilgiye karşılık yaşantı yok. O zaman bilgi ile fiil arasındaki boşluk sıkıntının adıdır. Yani eyleme dönüşmeyen bilgi sıkıntıdır. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkebe benziyor. Yani yüklenmiş. Yani çamaşırı böyle sıkarız ya. Yani bir böyle bir böyle. Yani bir tanesi böyle bir tanesi şöyle yaparız. Ters yönde iki tarafında ters yönde yaptığın zaman arasında su çıkıyor. Suyun adı sıkıntıdır. Yani elde edilen ilmi eyleme dönüştürememenin adı sıkıntıdır. Yani dünyadaki cezasıdır. Dünyada o ahiretteki cezanın habercisidir. Sadakatın temelinde minnettarlık vardır. O da şimdi yaşadığımızın farkındalığıyla olur. Yani Allah'a, dine, peygambere sadakat yaşamanın farkındalığıyla olur. Kendi yaşadığının farkında değilse Allah'a minnettar olmaz. Yaşadığının farkında değil ki. Desen ki bak sen yaşıyorsun. Tabii canım, yani yaşıyorum yani. Yaşadığın o zaman hatırladın. Yaşadığımızın çoğu zaman farkında değiliz. Yaşadığımızın farkında değiliz. Arkadaşlar,
kendimizi tanıdıkça kuyudan çıkarız. İnsanlığımızın kıymetini bilmiyoruz. İnsanlığımızı bak şu masayı ben burada olurdum, o burada olurdu. Allah'ım beni masa yapardı. Benim sır, ahırdaki benim sır ben olurdum, o sır insan olurdu. İnsanlığımızın kıymetini bilince yukarıya çıkıyor insan. O zaman adım atıyor. İnsanlığın kıymetini bilirse. Bazen sorduğumuzun cevabını alıyoruz. Fakat bizim aradığımız cevap cinsinden olmadığı için cevap olmamış zannediyoruz hayata. Şimdi hayattan biz bir beklentimiz var. Oysa Allah da kainata Allah'lık yapıyor ve hikmet ilahiye celal ediyor. Biz insanlara ve kainata, hadiselere soru soruyoruz. İstediğimiz cevap almak için. Zannediyoruz ki istediğimiz cevap olmayınca yanlış bir cevaptır. Yani şunu kastediyorum. Biz Allah'ın nimetlerini Kur'an'ın tabiriyle işte ekilip biçilenleri nimet, onlar nimet. Ve hastalıkları, musibetleri nimet sayıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimeti paketini değiştiriyor. İçindeki nimet aynı nimet ama üzerindeki paket farklı. Hastalık. Oysa sihat ve servet eğitici gibi değil. Eğitici değil. Zenginlik ve sihat insana pek bir şey öğretmez. Çoğu zaman gaflete atar. Ama hastalık ve musibet eğiticidir. Hastalık ve musibet, hani çok mutluyken, huzurluyken, servetimiz varken tamam namaza başlayacağım ya. Orucu tutacağım, şunu sadaka vereceğim, şu tarlamı hibe edeceğim falan demeyiz yani. Hiç aklımıza bile gelmez. Allah bile hatırımıza gelmez. Hastalık olunca Allah, Allah. Ben buradan bir kalkarsam, söz namaza başlayacağım. O kötü arkadaşlarla dolaşmayacağım. Ulan o arsayı cami yapacağım ya. Bak göreceksin. Nasıl eğittisin hepimizi ya. Hastalıklar, musibetler çoğu zaman eğiticidir. İmam Ali'nin sözünü naklettim. Diyor ki İmam Ali radıyallahu anh, sihatın diyor batırdığı adama nispete bak. Yani sihatın insanı çıkartan, ne kadar çıkartmış? Batırdığı adam daha fazladır diyor. Yani gafletle sokmuş aşağıya. Sihat belası diyor. Evet, sihat belasıdır diyor. İçeriye koyduğun ne olduğunu anlamak istersen çıkan alametine bak. Çıkan geldiği alemde haber veriyor. Şimdi sıkıntı var. Poşeti gittiniz, çarşıdan alışveriş yaptınız. Eve geldiniz, çevirdiğiniz zaman ne koymuşsanız o çıkar değil mi? Şaşırır mısın çıkana? Yok, çünkü sen koydun. İşte arkadaşlar, sıkıntı ve tedirginlik, siyasızlık vesaire içeriye aldığımız günahlardan kaynaklanıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından, onun hastalığından kurtlar olmuş. Kurtlardan kalbine ve diline ilişmiş. Kalben ubudiyetine, lisan-ı zikrine mani olmuş ve münacat. Bizim işlediğimiz günahlar ise ve günahlardan hasıl olan yaralardan vesvese ve vehimler, şüpheler çıkıyor. Vesvese ve şüpheler günahlardan çıkıyor. Mesela bak namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namazdayken benim seyrettiğim filmler gelir, seyretmediğim film gelir mi? O zaman şeytanım beni oluşturuyor. Televizyona bak böyle baktık dizimizi, tamam mı? Ondan sonra veya maçı Allah'a ekber çekiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ona gol atacaktı ona diye falan. Errahmanirrahim. Epey geçiyor. Yani seyrettiklerimiz o anda gelmiyor. Şeytanımızı biz oluşturuyoruz. Ona lanet olsun şeytana diyoruz. Şeytan diyor ki ona yazıklar olsun. Sana ben ne yaptım ya? Sen seyrediyorsun. Suçu bana atıyorsun. Ben ne yaptım ya? Seyrettiğin film gelmiş sana. Ben ne yaptım ki sana? Olmayan filmi mi çalıyor? Hiç hayatta seyretmediğiniz film geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ulan ne filmi? Hindistan filmi falan. Onu hiç seyretmemiştim falan. Diyor muyuz? Yok. Seyrettiriz. Şaşırmıyoruz ki. Ulan nereden geldi falan bu? Yok.
yaptıklarımız tek tek geliyor. Film akıyor. Çok dikkat edin. Şu şeytan tuvalette hep iyi şey gelir. Kötü şey gelmez. Namazda da hep kötü şey geliyor. Bu şeytanın vücudunu gösteriyor. Şeytan varlığını nasıl gösterecek? Böyle yapacak ya. Anladın mı? Şeytan acayip. Bana yaptı ki yurt dışında imamım. Teravih imamıyım. Lojmandan çıktım arkadaşlar. Lojmandan. Camiye gidiyorum. Şeytan daha gelmedi bana. Abdestin yok demiyor bana. Şeytan. Ondan sonra geldim ben camiye. Camiye geldim. Sünneti kıldım. Farzı kıldırdım. Son sünnet. Teravihi kıldırdım. Salat-ı Vitir'deyiz. İkinci kat cami. Aşağısı lokal. Bana diyor ki senin abdestin yok. Şeytana bak. Şeytana bak. Psikolojisine bak. Gerizekalı ya. Bana, şimdi en sonunda söylüyor. Niçin söylüyor bana şeytan bunu? Çok benim dindar olmam istiyor. Abdestsiz kılmam istemiyor. Peki ben Merun, lojmandayken niye demedin bana? He? Sünneti kılarken demedin. En dipte söylüyorsun en son. Niye? Şöyle döneceğim. Ben cemaat arkada ya. Mürat'ta. Esselamu aleyküm altında. Esselamu aleyküm. Cemaat benim abdestim yoktu biliyor musun? Zaten adam yemek yemiş iftarda, teravihde hamurasına gelmiş. Sen şimdi bir daha kılacaksınız demektir. Benim abdestim yoktu. Sen camdan aşağı atarlar ya. Bunu dettirmek için zaten söylüyor. Ben ne yaptım ben ona? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ben sonra abdest olur mu? Baktı olan benden daha serseri. Çekip gitti. Çünkü niye? Arkadaşlar hangi konuda size vesvese geliyorsa o konunun tapusudur. Vesvese geldiği konunun tapusu vesvesedir. Öyle olduğuna. Mesela abdestin yok diye vesvese geliyorsa vallahi abdestli olduğunun tapusu vesvesedir. Çünkü varı yok gösteren şeytandır, vesvesedir. Yoku var gösteren vehimdir, nefse emmaredir. Mesela kendisi imansız şeytan. İmansızlıkla korkutur seni. Onun imanı yoktur. Sana ne? İmansızlık o kadar kötüyse sen niye iman etmiyorsun? Cehennemle korkutuyor. Değil mi? Ölümle korkutuyor. Aa kalp krizi geçireceksin. Aa tansiyon geçecek. Aa bilmem ne yapacaksın. Niye? Öleceksin. Peki ölüm o kadar korkuysa sen, korku kötüyse sen niye ölümde korkmuyorsun? Şeytan için söylüyorum. Şeytanın bu vesvesesi niyesinden peynirin arasına koyuyor. Şeytan ne diyor ya? Diyor ki öleceksin. He zaten ölecek bizden. Ölmeyecek miydi ki? Hiç meşgul olma. Bak ne yaptım ben adama? Dedi ki senin abdestin yoktu diyor. Ben ne yapacaktım? Vay be ne zaman kaçırdım acaba ya? Hep böyle düşünecektim. Namaz kıldım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ona nerede şey yaptık? Errahmanirrahim. Zaten namaz da bitti ya. Adam bunu gayet. Ben abdestsizim. Her zaman abdest olur. Ne yapacak daha bana? Bir daha söylüyorum. Gusulda, temizlikte, abdeste, tamam mı? Abdeste, herhangi bir konuda vesvese geliyorsa o amelin tapusu vesvesedir. Öyle olduğuna, kesin olduğuna. Çünkü şeytanın psikolojisi varı yok göstermektir. Varı yok gösteren yapı, sistem ne çalışıyor bizde? Onun adı şeytan deniliyor. Yoku da var gösteren sistem vehimdir, dimağdır. Nefse emmaredir o da. Varı yok gösteren kalbin etrafındaki lümen şeytanidir. Yoku var gösteren sistem de vehimdir, dimağdadır. Şeytanın özelliği odur. Yoku var göstermez. Varı yok gösterir. Mesela kafire gidip şeytan demez. Ulan senin imanın yok ha. Çok kötü bir durumdasın bak imanın yok. Şimdi bir daha yazsın ben anlamadım. Namaz kılmak kimlere zan gelir? Zan mı? Ben anlayamadım. Zordur. He? Zor olur. Ha zor pardon zor özür dilerim zor gelir. Namaz kılmak hepimize zor gelir. Çünkü niye? Namaz kılmak şeytana zor gelir. Peki bize zor geliyor biz şeytan mıyız? Şeytanlık var bizde. Bizde şeytanlık sistem var. Kendimizi üçe ayıralım. Benim nefsim,
benim ruhum, ben diye üç taneyiz burada. Ey namazdan hoşlanmayan nefsim, var bizde. Şimdi mesela namazdan hoşlanmayan tarafımız var, namazdan hoşlanan tarafımız var. Mesela bir tarafımız var, seyrûnû, öteki taraf ayıptır. Bir taraf, verme biter. Öteki taraf, olur mu ya, ver ya, sadaka tedavidir ya. Bir taraf diyor ki, farazının payının. Bir taraf, olur mu ya, günahdır ya, sus ya. Bir taraf yaptı hayratın, söyle söyle teşviktir. Bir taraf diyor, olur mu ya, bir elin verdiğin öteki eli görmemesiydi, söylememesi lazım. İki taraf çalıştığını bilmiyor musunuz? Din var demek. Bize rağmen sistem çalışıyor. Bize rağmen istemediğimiz halde sistem çalışıyor. Bunu bilmeyen kendisinden zanneder. Ben buyum. Ben istiyorum. Ne sen istiyorsun? Bu istiyor. Bunun isteğini kendin zannediyorsun. Mesela diyor ki guslun olmadı. Kim söylüyor guslun olmadığını? Bu söylüyor adam. Mesela arkan ıslanmadı diyor. Yani istesen de o fıçkiye var ya fıçkiye, tabanca, bayın fıçkiyesi. Arkana tut Allah aşkına de ki, iki kürek aramın sağ tarafındaki herhangi bir yer kuru kalsın. İstesem bile kalır mı? Böyle tutsa. Öyle bir şey olur mu yani? İstesen de olmaz ki. Olmadı dedi mi, ha, banyodan çıktınız. Senin bir tarafın kuru kaldı veya kirlisin diyorsan öyle olduğunu gösteriyor. Yani temiz olduğunu gösteriyor. O temizliğin en güzel delili onun hakkında şüphe gelmesidir. Çünkü şeytanın psikolojisi bu. Niçin yapıyor biliyor musun şeytan bunu? Ben merak ettim bu adamın işi gücü yok mu da bizle niçin uğraşıyor? Merak ettim bu adamın psikolojisini. Bir çözeyim de bu adamı. Yani bunlar savaşmak şeydir yani zordur, sıkıntılıdır. Yani risk getiriyor. Yani ben bu adamı bir çözeyim ya. Bu adam kim yani? Ne yapar? Ne yer? Ne içer? Psikolojisi nedir? Ben ona sordum. Senin psikolojin nasıldır diye şeytana sordum. Bana dedi ki bak sana bir şey sorayım dedi. Cevap var şeytan diyor. Sen diyor Allah seni ayeti kerimede dese ki sen cehennemliksin. Allah dese. Sen dedi dünyada nasıl yaşardın? Allah diyor ki sen ayet-i kerimede cehennemliksin. Haşa. Ey felancı kulum sen cehennemin zumarasın. Allah diyor. Allah kararını değiştirir mi? Değiştirmez. Ben böyle bir mahlukum. Benim psikolojimde ne arıyorsun daha diyor. Peki dedim ya durdum. Dur dedi devam edeyim. Benim bu hale gelmeme de sen sebepsin. Yani insanoğlu sebeptir. Secde etmesin söylendi ya. Allah siz olmasaydınız dedi. Ben gene Allah'ın kulu olacaktım. Onun için şimdi benim psikolojimi hayal et dedi. O zaman dedim ki sen garanti cehennemliksin bunu biliyorsun. Evet. Ulan gene az bize saldırıyorsun dedim. Ya, aferin lan sana dedi. İyi yani bir şey demedi. Sana dedi ki yıka olmadı. Lan o yıkamaz mı yıkamadığını olmadığını sevsinler bunu. Oraya olmadı, temiz olmadı. Abdestin gitti. Üçüncü rekat bu, dördüncü. Bu neymiş ya bu kadar? Şeytan gene iyi bir anafet geçiriyor. Yağmurunu az bırakıyor fırtınasını. Sen şimdi çoluk çocuğuna her türlü melaneti yapana ne yapardın? Her şey bomba yapardın da canlı bomba yapardın uçururdun ya. Adam şimdi sana diyor ki abdestin olmadı. E peki ne işe yarıyor? Abdesti olduğumu göstermesi için. Göstermesi için Allah onu çıkarttı. Bir hikmeti o. Ona diyor ki şimdi şeytan gene işe yaradım diyor ya. Çünkü abdestli olduğunun delili nereden biliyoruz? Şeytanın ona müdahale etmesidir. Ya şeytan müdahale ediyor. Onun için namaz kılmak bizim bir yapımız var. Nefsin şu o tarafımıza zor gelir. Ama nereye kadar? Namaza girene kadar, girdikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah Allah Errahman Allemen Kur'an Allah Gir içeriye Halakal insane Allemehum Beyan Girdin içeriye Daha oradan geri döner misin?
Ama namazı girene kadar, namaz, abdest şey yapana kadar müdahale eder. Bu. Hatta abdest alana kadar. Abdest alana kadar. Peki onu güçlendirir nedir? Sol elle yemek yeriz. Sağ elle kaşık veririz. Sol elle ekmek yeriz. Abdestsiz yemek yeriz. Abdestsiz su içeriz. Abdest o zaman ortak oluyor. Adam güçleniyor yani. Peki biraz da gideyim. Bir de irade ibadeti güçlendiriyor abi. İbadet, evet. İrade ikisi birbirini destekliyordu. O da. Onu evet. Yani o tabii konuya o detayına girmek istemedim ama madem o parçayı da gireyim. Şimdi pervane gördünüz mü böyle elektrik üreten pervane? Polen'de bir tane var. Nerede var? Polen'de bir tane var. Bolvadin'de bir tane var. Evet. Gördünüz bak. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı iniyor değil mi? Hiç kimse demez ama manyak mıdır ya? Aynı şeyi tekrar ediyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı dönüp duruyor. Niye demiyorlar? Görev o. Görev o başkan? Elektrik üretim. Elektrik üretim. Yani aynı şey tekrar değilmiş. Her dönüş yenidir. Öyle değil mi? Aşağı yukarı aynı şey değil. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bak şimdi namaz ne işe yarıyor bak göreceksiniz. Ama bunu iyi dinleyin. Sohbet edenler, başka insanlara nakledenler bu örneği iyi anlasın bak. Aşağı yukarı, aşağı yukarı bu mile, bu pervane mil bağlı. Bunun adı endüvi, bobin. Bu da bir sistemin içinde dönüyor. Stator. Stator. Eğer boş olsa, stator dediğimiz o kap olmasa, boşlukta elektrik imal edilmez. Bak, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı dönerken mil bağlı. Mil de bobin bağlı ona. Bobin dönüyor. Stator denilen bir sistemin içinde dönüyor. Yani bir kap. Bu dönerken burada 4 tane disk var. Burada, 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 burada. Yani mıknatıs kömür. Dönerken burada manyetik bir alan oluyor. Bu manyetik alan çoğaldıkça bu mıknatıs ve kömürün üzerinde ince bir kablo var. Kablodan elektriğe dönüşüyor. Bu manyetik alan mıknatısın üzerinden kabloya elektriğe dönüştürülüyor. Elektrikten önce manyetik alan dediğimiz bir şey oluyor. Bu kablodan sonra da bol badine girip ne kadar cihaz çalıştırıyor? Evde ne kadar cihaz var elektriksel? Bütün hepsi. Bak. Bolvadin'de pervane dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı evlerde süpürge makinesi çalışıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı kaynak makinesi çalışıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ışık yanıyor. Pervanenin dönmesiyle ne kadar cihaz çalışıyor? Değil mi? Ha. Namaz da böyle. Allahu Ekber, 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 pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu bedene bağlı olan, namaza bağlı olan kafa dinamo gibi. Bu dinamo gibi beyin, stator gibi yani kalbin etrafında dönüyor. Kalbin bir hizmetçisi de dima, akıl. Burada bir namaz kılarken aşağı yukarı, aşağı yukarı bu bobin burada dönüyor. Yani dima, aklı etkiliyor. Akılda meydana gelen bir enerji var. O gayiptan yani zaten bunun sebebini insanoğlu bulamamış. Bu dimak, stator dediğimiz kalbin etrafında dönerken ortaya çıkan bir enerji var. Onun adı imandır. İman. Şu kabloda hissiyattır. Bolvadin şehri de ruhtur. Bolvadin şehrindeki elektrik cihazları da istidat ve kabiliyetlerdir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı istidat ve kabiliyetler inkişaf ediyor. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı ampul yanıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı buzdolabı çalışıyor, soğutuyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı elektrik ısıtıyor. Ama aynı şeyin tekrarı. Ya neye inip kalkıyor ya? Namazda da aynı böyle. Bu niye inip kalkıyorsa namazda böyle onun için inip kalkıyoruz. Elektrik imal ediyoruz. İbadet İrademizi güçlendiriyor. İrade güçlenince diğerleri yapmaya enerji oluyor. Temel pervanenin dönüşü, namaz kılışı. Namaz onun için hepsinin temelidir. Namaz kılmakta oruç var.
Bir şey yiyemezsin. Hac var, kıbleye dönüyorsun. Zekat var, ilmin bedenin bedelini veriyorsun. Namaz bütün ibadetlerin filistesi, kolasası. Namaz, pervane de öyle. Pervanenin dönüşü buradaki cihazları çalıştırmak içindir. Ama aynı şeyi tekrar ediyor. Subhanallah, 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 elhamdülillah, elhamdülillah. Aynı bunu, bu da böyle yani. Aynı şeyi tekrar gibi gözüküyor, pervane gibi. Ama değil. Başka bir örnek de vereyim, tamam. Bilgisayara takılan bir CD var. Biliyorsunuz. Aynı şey dönüyor. Başka bir şey yok. Kabe'deki dönüş gibi. Ama film seyrediyoruz. Aşağıda film seyrediyor. Vay be falan. Film gidiyor. O adamlar uçuyorlar falan, gemiler gidiyor, kayıtları. Ama bak aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı yukarı ama film seyrediyoruz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bak CD dönüyor ama burada bu dönerken nasıl işliyordur hiçbir şey yok. CD'ye bakın çıplak gözle hiçbir şey yok. Kapkara bir şey. Ya hiçbir şey yok ya CD ya. Çıplak gözle bakın film var mı? Yok öyle bir şey. Çıplak gözle gözükmez. Koyarız öyle. Dön kardeşim dön. Dönmesi lazım. Yani aşağı yukarı bak. Bu CD buraya gelecek, buraya gelecek. Buraya gelecek, buraya gelecek. Buraya gelecek, buraya gelecek. Buraya... Aşağı gelecek, yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı... Ama film gözüküyor. Aşağı yukarı aşağı film seyrediyor. Böyle tam bilgisayar ekranı. Vay be Allah Allah böyle nefes var onun. Adam balık tutuyormuş ya. Uuu babalığa bak. Oysa dönüyor ne balık. Ha dönüş. Biz de dönüyoruz. Aşağı yukarı aşağı. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Allah ekber Allah ekber. Allah ekber Allah ekber. Peki. Ne kadar zaman oldu? Bak bakalım keselim. 55 dakika. Tamam. Peki. Sorusu olan var mı? Ondan sonra ikisi. Peki, vahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. Cenab-ı Hak gecenizi, gündüzünüzü mübarek eylesin. Amin. Bereketli ve hayırlı eylesin. Amin. Hoşlanmayacağı Cenab-ı Hak işleri, fiilleri, sözleri nasip etmesin, amin. Göstermesin hepimize. Amin. Nesillerimize İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Vahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı ve selamat.